Tekrar merhaba arkadaşlar. Hazır değerlere dair bu bölümde 3. hesabımıza bakacağız. Buraya kadar kasa hesabı ve yabancı para işlemlerini gördük. Alınan çekler hesabını işledik. Şimdi bankalar hesabı ile hazır değer grubuna tekrar devam edelim. Hatırlarsanız hazır değer için demiştik ki 1. İstediğim zaman paraya dönüşsün. 2. Paraya dönüşürken de değer kaybı olmasın demiştik. Bankalar hesabı da bu anlamıyla hazır değer niteliği taşır. TL ya da yabancı para cinsinden paraları bankadaki mevduatı takip ettiğimiz hesaptır. Tabii ki bankalar hesabı da aktif bir hesaptır. Para işletmeye aittir ve ekonomik bir değerdir. Aktif hesap olduğu için de bankadaki paran artarsa borç tarafa, azalırsa alacak tarafa yazacağım. Bankalar hesabı sorularda İki ifadeyle karşımıza çıkar. 1. Alacaklı cari hesaba para yatırdım ya da alacaklı cari hesaptan para çektim derse kasıt bankalar. Diğeri daha bilindik bir ifadedir. Mevduat hesabına para yatırdım, mevduat hesabından para çektim derse kastedilen yine bankalar hesabıdır. Aktif bir hesap olduğu için temel çalışma kuralı şu. 1. Bütün aktif hesaplarda olduğu gibi burada da geçen yıldan kalan para bu yıla devrolursa param artar, borç tarafa yazdım. İşletme bankaya para yatırırsa borç tarafa yazdım. Üçüncü kişiler bankaya para yatırırsa param arttı, borç tarafa yazdım. Banka bana faiz verir ise bu bankadaki paramı artırır. Başka işlemler de yazılabilir. Bir genelleme yapacağım. Bankadaki param artar ise en önemli sebep para yatırmaktır. Borç tarafa. Bankadan para çekersem, üçüncü kişilere ödeme yaparsam ya da keşide ettiğim çeki, düzenlediğim çeki ödersem bu da bankadaki paramı azaltır. Tıpkı kasa hesabında olduğu gibi bankalar hesabında da şu bilgi ortaktır. Bankalar hesabının borç kalanı bankada kaç lira param olduğunu göstermez. Bankada kaç lira değerinde param olduğunu gösterir. Tıpkı kasada olduğu gibi şayet bankada TL mevduatı açtırdıysam ayrı, dolar hesabı açtırdıysam ayrı, yardımcı hesaplar kullanarak kaydı yapmam gerekir. Şimdi sorularda sık kullanılan bir kavramımız var. Birman. Birman işletmenin banka hesapları arasındaki para aktarma işinin adıdır. A bankasındaki hesaptan B bankasına virman yapıldı. Yani para aktardı diyeceğiz. Kavram olarak bunu bilmem gerekir. Şimdi bankalar hesabının hemen temel uygulama örneklerine bakalım. Burada özellikle üçüncü kişilerin hesaba para yatırması işleminin karşılıklı kaydı sınavda soruluyor. Sorun bu. A bankasındaki mevduat hesabına çizdim altını para yatırmışım. Biraz önce dedik ki bankalar hesabı sorularda iki ifadeyle karşılık bulur. 1. Mevduat hesabı. 2. Alacaklı cari hesap. Buna göre bankadaki hesaba para yatırırsam iki şey olur. A. Kasadaki param azalır. B. Bankadaki param artar. Kasa hesabı da bankalar hesabı da bilançoda yer alır ve tür olarak aktif hesaptır. Kural, aktif hesapta artış varsa bunu borç tarafa, aktif hesapta azalış olursa bunu alacak tarafa yazardım. Buna göre bankalar hesabı borçlandırılırken kasa hesabı alacaklandırıldı. İşletme bankaya para yatırırsa bankadaki parada meydana gelen artışı bu şekliyle kaydedeceğim. Daha önce de üzerinde çalıştığımız bir örnekle geçiyorum. Soruya dikkat edin. B bankasındaki mevduat hesabından bir dekont gelmiş. Dekontta yazan şu: müşteri Bay A hesaba para yatırdı. Şimdi sınavda hazır değer grubuna dair sorularda genelde takıldığımız nokta budur. Sınav sorusu bu. Soru cümlesi müşterinin kaydını yap diyor. Biz her olasılığa karşı iki tarafında kaydını göstereceğiz ki bir muhasebe kaydını yaptığınızda kendinize şu soruyu mutlaka sorun. Öğrenmenizi çok kolaylaştırır. Karşı tarafın kaydı ne olur?
Yani taraflardan biri bu kaydı yapıyorsa diğeri nasıl bir kayıt yapar? Böyle bir eşleştirme konuyu kavramanızı kolaylaştırır. Şimdi alıcı yani müşteri Bay A işletmenin bankadaki hesabına parayı yatırdı. Bu durumda alıcı işletmenin hesabına para gönderiyorsa bu borcunu ödemiştir. Bu cümlenin eşdeğeri o zaman işletme de alacağını tahsil etmiş olur. Taraflardan biri diğerine para gönderiyorsa bunun temel sebebi onun borçlu olmasıdır. Alıcı işletmenin banka hesabına para gönderdiyse alıcı borcunu öderken işletme de alacağını tahsil etmiş olur. İşletmenin kaydıyla başlarsam üçüncü kişiler bankadaki hesaba para yatırırsa bankadaki param artar. Üçüncü kişiler yani işletme ve ortakları dışında üçüncü kişiler bankadaki hesaba para yatırırsa işletmenin bankadaki parası arttı. Burada soru şu, karşı taraf neden benim hesabıma para yatırdı? Eksik cümle, onun bana borcu vardı. Doğru cümle, ben karşı taraftan üçüncü kişiden alacaklıyım demektir. Dolayısıyla işletme bankadaki hesabına para yatırıldığında şu cümleleri kurar. Muhasebe açısından doğrusu şudur. Bankadaki param arttı, alacak hakkım azaldı. Bankalar hesabı da alıcılar hesabı da bilançoda yer alır. Her ikisi de aktif hesaptır. Kural, aktifteki artışı borç tarafa yazarken azalışı alacak tarafa kaydetmem gerekir. Üçüncü kişiler, işletmenin banka hesabına para yatırırsa işletme alacağını tahsil ettiği için alacak hakkı azaldı. Bankadaki parası da arttı. Dolayısıyla yapacağı muhasebe kaydı budur. Sorunun A seçeneği işletmenin kaydıydı. Şimdi B müşterinin kaydına bakalım. Aynı cümleyi tekrar edeyim. Taraflardan biri alacak hakkını tahsil ettiyse diğeri de borcunu ödemiştir. O zaman buyurun karşı tarafın kaydına. Müşteri borcunu ödediği için A borcu azalır, B parası azalır. Burada dikkat edeceğim nokta, soruya dönün lütfen. Şöyle demiyor bakın. Müşteri işletme bankadaki hesabından işletmenin hesabına para aktardı dememiş. Bankadaki mevduat hesabından gelen dekontla müşteri Bay A hesaba para yatırmış. Şimdi hesaba nasıl para yatırabilirim? A. Kendim gidip bankadaki hesaba para yatırabilirim. B. Kendi hesabımdan bir yerlere transfer yapabilirim. Soruda müşteri banka hesabından bizim hesabımıza transfer yapmamış. Hesaba para yatırdı. Genel kabul muhasebe de her zaman şudur. Ödeme şekli özellikle belirtilmiyorsa, tahsilat şekli özellikle belli değilse kasa olduğu kabulü vardır. Bu yüzden karşı taraf bankadaki hesabından benim hesabıma para yatırmadı. Müşteri borcunu ödedi, parası azaldı. Bir, borcu da azaldı. İki, buradaki alacak da borç da senetsizdir. Bir işletme senetsiz borcunu satıcılar hesabında izler. Müşteri borcunu ödediyse parası azaldı. Bir, borcu azaldı. İki, bu hesapları sınıflandırırsan kasa hesabı da satıcılar hesabı da bilançoda yer alır. Kasa aktif bir hesaptır ama satıcılar pasif. Biliyorum ki artık kayıt kuralları şöyleydi. Aktif bir hesapta azalış olursa alacak tarafa yaz. Yani sağ, pasif hesapta azalış olursa borç yani sol tarafa kaydı yapman gerekir. Buna göre karşı tarafın kaydı budur. Satıcılar hesabı borçlandırılırken kasa hesabını alacaklandırmam gerekir. Taraflardan biri alacak hakkını tahsil ettiyse diğeri de borcunu ödemiş olur. Peki, sıradaki sorum. A bankasındaki, altını çizdim, mevduat hesabında aynı bankadaki kredi hesabına virman yapılmış. Şuradan başlarsam
Birman banka hesapları arasında, kendi hesaplarım arasında yapılan transfer işleminin, para aktarma işleminin adıydı. Mevduat hesabı dediği bankalar hesabı, kredi hesabı dediği de banka krediler hesabıdır. Bu işlem bizim ülkemizdeki normal serbest meslek mensupları diyelim. Yanlış söyledim, özür dilerim. Normal ücretini, geçimini, emeğini satarak sağlayan insanların, sabit kazançlı insanların yaptığı en önemli bankacılık aktivitesidir. Değil mi? Ay sonunda maaş hesabındaki parayı, sana ait olan parayı bankadaki kredi kartı hesabına aktar gibi düşünebilirsin. Buna göre mevduat hesabı dediği bankalar hesabıdır. Kredi hesabı dediği banka krediler hesabıdır. E sen mevduat hesabındaki parayı kredi hesabına aktarırsan A. bankadaki paran azalır. B. bankaya olan borcun da azalır. Bankadaki parayı mevduat hesabına, bankalar hesabında, kredi hesabı dolayısıyla bankaya olan borcunu da banka kredileri hesabında istiyorsun. Bu virman, yani para aktarma işlemiyle hem parada hem de borçta azalış meydana gelir. Bu hesapların ikisi de bilanço değeri alır. Bankalar hesabı tür olarak aktif bir hesaptır ama banka kredileri pasiftir. Kural şuydu: aktif bir hesapta azalış olursa bunu hesabın alacak tarafına yaz. Pasif bir hesapta azalış olursa bunu hesabın borç tarafına yaz. Dolayısıyla mevduat hesabındaki parayı kredi hesabına aktarırsam bankaya olan borcum azaldı. Banka kredileri hesabı borçlandırılır. Bankadaki param da azaldı. Bankalar hesabını alacaklandırmam gerekir. Virman, yani hesaplar arasındaki aktarma işlemi budur. Şimdi bankalar hesabı, bankadaki parayı takip ettiğim hesaptı. TL ya da yabancı para fark etmez. Ana hesap düzeyinde bütün bunlar bankalar hesabında izliyordu. Yine iki tarafında kaydın istendiği bir soru kalıbı. A, altı çizildi. Alacaklı cari hesaptan, yani bankadaki hesaptan bana ait olan paradan satıcı bilmem kimin hesabına para aktarmış. Burada iki tane taraf var. Biri işletme, diğeri satıcı. İşletmeye sorsam sen nasıl bir işlem yaptın? Alacağım cevap şu: satıcıya olan borcumu ödedim der. Ben birisine para aktarıyorsam borçluyumdur. Satıcıya sorsam sen nasıl bir işlem yaptın? O da diyecek ki alacak hakkımı tahsil ettim. Aynı bilgidir ama tekrarlamakta hiçbir sakınca yok. Taraflardan biri borcumu ödedim der ise diğeri de alacağımı tahsil ettim der. Burada işletme borçludur, satıcı alacaklıdır. Buyurun kaydımız. Mevduat hesabından bir yerlere para aktardığıma göre A. bankadaki param azalır. B. satıcıya olan borcum azalır. Bu hesapların ikisi de bilanço değer alır. Bankalar aktif bir hesap iken satıcılar hesabı pasiftir. Yine tekrarlayalım kural: aktif bir hesapta azalış olursa alacak tarafa yazılır iken pasif hesapta meydana gelen azalışı borç tarafa yaz. İşletme başkalarına para gönderir ise borcu azaldı, bankadaki parası da azaldı. Yapacağı muhasebe kaydı budur. İşletme borcunu ödedi. Peki satıcının kaydı nedir? Satıcı da alacak hakkını tahsil ettiği için şu kaydı yapacak: 1. parası arttı, bankalar. 2. senetsiz alacak hakkı azaldı. İşletmenin senetsiz borcu vardı, satıcının da senetsiz alacağı olur. Bankadaki parası arttı, alacak hakkı azaldı. Bankalar hesabı da, alıcılar hesabı da bilanço değer alır ve
tür olarak ikisi de aktif hesaplardır. Kural, aktif bir hesapta artış olursa borç tarafa yazılırken aktif hesaptaki azalışı alacak tarafa kaydettim. Yani bankalar hesabı borçlandırılırken alıcılar hesabının alacaklandırılması gerekir. Karşı tarafın kaydı da bu şekilde olur dedik. Peki. Bu videoda arkadaşlar bankalar hesabının temel çalışma kurallarını değindik. İşletme bankaya para yatırırsa ne olur? Üçüncü kişiler bankaya para yatırırsa ne olur? İşletme hesaptan ödeme, virman yaparsa bunun kaydı nasıl olur? Bunu öğrenmiş olduk. Bundan sonraki videomuzda verilen çek ve ödeme emirleri hesabı, bir de çeklerle ilgili iki tane önemli işlemimiz var. Hatır çeki ve vadeli çek uygulaması, birlikte buna değineceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.